Şimdi belediyecilik benim anlayışımda ticaret merkezi değil. Tabii. Belediyeciyi ticaret merkezi olarak, bir ticaret olarak göremeyiz. Benim anlayışımda belediyecilik halkına hizmet etme noktasıdır. Halkına hizmet etme noktasıdır. Evet. Biz her zaman şunu söyledik. Tüm ihtiyaçlarımızı devlet kurumlarından koşturarak beldemizin gelirini, hizmetini şu an mevcut belediye başkanının arkadaşının parasını alıp döşeceği yerine bunları hibe olarak alacağız. Oraya harcayacağımız bu paraları halkımızın istifadesine yansıtacağız. Halkımız bunların istifade edecek. Bunun maliyeti falan değil mi? Otobüs. Otobüs alacağız biz. O sattı biz alacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. O otobüsü sattı. Biz geri kazandıracağız. Belediyemizde şoförlerimiz var. Belediyemizde şoförlerimiz var yani. Bunu benim telefonumun belde aldım. Çok iyi biliyorum. Şu anda otobüsleri kullanacak yetkiye sahip Allah uzun ömürler versin. Belediyemizde o personel var. Bize artı maliyeti ne biliyor musun? Sadece ve sadece arabanın mazotu. Doğru mu? Bu arabanın mazotu bir ticaret olarak kâr amaçlı konuşmayacağız. Ben bu mazotu geçenki konuşmamda en güzel şekilde ifade ederek nereden karşılayacağımı söyledim. Bu sözümün de arkasındayım. Bu sözümün de arkasındayım. Bu vatandaşıma bu hizmeti vereceğim. Ağabey Bey, bundan hiçbir şüpheniz olmasın. Dik yarı dik yarı. Dik yarı. Dik yarı. Ha, 6 ay sonra 2 lira 50 kuruş. 2 lira 50 kuruş olur. Çok sıkıntı değil. Çok Evet. sıkıntı değil. Yani sizin dediğiniz gibi gel dik yarıya geliyor. Çünkü seçimlerden sonra 5 lira. Geçen bir toplantıda daha 5 lira diye yıktırdılar ortalığı. Biz karşı çıktık. Yani ama bu en kısa zamanda 5 lira yapacak bunlar. Ha şimdi diyorlar ki işte otobüslerden işte oy kaybı bilmem ne. Ya benim derdim oy falan değil. Bakın Ahmet Bey benim derdim oy avcılığı değil. Ben halkımın karşısına 5 senede bir mangal partileri, türkü geceleri, efendime söyleyeyim başka bir tür eğlenceler, görsellik olarak bunlar işin şatafat tarafı. Bizim Şafşatay'a ihtiyacımız yok. Artık seçmenimiz akıllı. Belediyeden hizmet görmek istiyor. Parke taşı. Ya takıldı bir parke taşına. Altyapını yap. Parke taşını hep beraber düşelim. Gidelim Ankara'ya. Vekillerimize söyleyelim. Çanakkale milletvekillerimize. Bakın bu parke taşı 1 trilyon 200 bin liraya yakın bir maliyet getirdi belediyemize. Bakın asparalar değil bunlar. Ne için? Parke taşı için. Ben bu parke taşına bu parayı vermem. Vermem. Yani kurulmasa, tesis kurulmasa daha mı kârlıydık? Şimdi bakın tesis zaten o tesis ürettiği parke taşı inanın sağlıklı bir parke taşı değil. Hani bir parke taşının düğün salonunun ne dedi? Çürük raporu var efendim, yıkılmak zorunda. Test yapıldı. Laboratuvara işte örnek gönderildi. Bastığın bir tane parke taşını teste soksun, inan ki satışını yasaklarlar. Ha, bizim burada bahçelerimizde saçak altını düşünebilir. Eyvallah, temizliktir. Bak buna şey yapıyor. Ama ana temada alınan taş Bandırma'dan geldi bildiğim kadarıyla. Bandırma'dan parasıyla satın alındı. Ha bunu ben olsam bir siyasetçi olarak grup başkan vekilimiz Bülent Turan. Bak kesinlikle her zaman her yerde de söylediği bir söz var. Ahmet Bey. Her zaman her yerde. Kardeşim hangi parti olursa olsun Ankara'ya gelen başımızın üstüne diyor. Bunu kim diyor? Grup başkan vekili Bülent Turan söylüyor. Ve ben onu her zaman başım gözümün üstüne saygı gösteririm. Saygıda kusur etmem. Neden? Bu Bülent Turan dediğimiz grup başkan vekilimiz, Türkiye siyaseti yapan bir milletvekilimiz. Türkiye siyaset yapıyor. Yani bu adamdan baraj yolunun etrafını yapalım demek alay komutanının
acemi birliğinde efendim gelin acemi askerleri sol sağ sol sağ eğitim yaptıralım diyorsun. Bunu yapmayacaksın. Bunu yapmayacaksın. Siyaset bu değil. Öncelikle siyaseti seveceğiz Ahmet Bey. Evet. Bu siyaset gönül işi arkadaş. Hani bu siyaset tavırlarda memleket işi, gönül işi falan. Asıl gönül işi içeriden gelecek. Asıl gönül bu. Bakın, benim sevdiğim söz vardı. Bak bunu ben söylüyorum. Bunu ben söylüyorum. Sosyal medyadan bizi izleyen arkadaşlar da bunun net bir şekilde farkında. Siyasetin sermayesi parke taşı değil. Siyasetin sermayesi gönüllere girip oy almak. Şimdi bizim belediye başkanımız siyasette, ben şunu söylüyorum. Önüne geleni yaparsan efelik. Bakın dikkat buyurun Ahmet Bey. Siyasette önüne geleni efelik yaparsan gün gelir ararsın onları felik felik. Bakın. Bak söze dikkat et. Şimdi o an geldi. Çattı. Nasıl olursa yarından sonra demokrasinin gereği oylarımızı kullanacağız. Doğru mu? Peki şöyle bir tablo izleseydi. Bakın Yenice Belediye Başkanımız buradan sosyal medyadan belki izleyebilir şu an. Ona da saygı ve sevgilerimi sunuyorum. İyi bir arkadaşımız. Ne diyorlar? Kesin gözüyle bakıyorlar. Veysel Acar. Evet, Veysel Acar. Kazanır. Çal. Sayın Abdurrahman Kuzu. Şeker gibi adam. 10 numaradan. Ona da kesin gözüyle bakıyorlar. Bakın ben söylüyorum burada. E peki, senin bu telaşın niye Sayın Tuncay Başkan? Bu telaşın niye? Ben senin bu telaşını genel seçimlerde de görmek isterdim. Bakın önce vatan, önce genel değil, önce genel. Bu geneli sağlayamazsak, bu geneli sağlayamazsak yerelde zaten yokuz. Yerelde olma şansımız yok arkadaş. Ahmet Bey, bak bunu samimiyetimle söylüyorum. Önce şurada göstermiş olduğu performansın çeyreğini genel seçimlerde gördüğünüz üzere Sayın Doktor Devlet Bahçeli'mizin, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan için bir oy için teşkilat binasının açıp vatandaşa çay ikramı, ne bileyim bir hoş sohbet yapılamaz mıydı? Yapmadım. Şimdi tabiri caizse bıçak kemiğe dayandı. Program üstüne. Ama bizim belde halkımız artık bunu çok net görüyor. Bu siyaseti kim yapacak? Kim daha iyi yapacak? Kim gönülden yapacak? Bunun benim halkımın karar verdiğini düşünüyorum Ahmet Bey. Bu çalışmalar normal değil mi Ahmet Bey? Herkes kendi çapında çalışacak. Tabii ondan sonra seçime gidecek. Yani yerel seçimden bahsediyoruz. Tabii yerel seçimden aynen. İşte ben de onu anlatmak istiyorum. Yerel seçimden önce genel seçime bakmamız lazım. Yani ben şurada art diye dararım. Ya işte genel seçimde kim olursa olsun bana ne? Ben kendi belediye başkanıma bakarım. Hayır öyle bir şey yok. Bakın biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Adalet ve Kalkınma Partisi olarak topyekun bir yerde olmasaydık şu an farklı bir siyaset konuşuyor olacaktık. Bak şu an farklı bir siyaset konuşuyor olacaktık. Evet. Yönler çok farklı yönlere gidecekti. Bak ben size samimiyetle söylüyorum. Çok şükür ittifak oldu. %50 arttı biri geçtiğimiz için Cumhurbaşkanımız Allah başımızdan eksik etmesin. Devlet Bahçeli, Doktor Devlet Bahçeli, Sayın Devlet Bahçeli, Allah başımızdan eksik etmesin. Bakın, bunlar çok hassas konular. Türkiye üzerinde oynanan değişik bir oyunlar var. Bunu ben Cumhurbaşkanımızın toplantısında da dinledim. Doktor Devlet Bahçeli'nin toplantısında da dinledim.